Merhaba, ben Güven İslamoğlu. Yeşil Doğa programıyla yine karşınızdayız. Çok güzel bir mekandayız. Burada gördüğünüz her ürün doğal. Burada çalışanların hepsi bu işte uzman, gastronomi uzmanı. Şu anda Mengen'de tohum ambarındayız. Bugün bunun hikayesini yapacağız. Size ilginç şeyler göstereceğiz. Türkiye'nin tohumlarını göstereceğiz. Çünkü Türkiye'nin tek tohum ambarı. Bugün küresel iklim değişikliği nedeniyle dünyanın birçok ülkesinde tohumlar toplanıp saklanıyor. Ama Türkiye'de tek saklanan yeri burada bulduk. Çok küçük bir yer ama önemli bir yer. Bu hafta bu konuyu ekrana taşıyacağız. Ama önce şu güzel kahvaltının tadını, şu güzel mekanın tadını çıkartıp sonra bu işin, bu işi yapan kişiyi size tanıştırmak istiyoruz. Ne yapıyorsunuz burada? Burada ekogastronomi üzerine, sürdürülebilirlik üzerine eğitim veriyoruz. Bu öğrencilerimiz? Öğrencilerimiz Türkiye'nin ilk aşçılık lisesi olan Mengen Aşçılık Lisesi'nin 9. sınıf öğrencileri. Peki şu an mesela ne dersi veriyorsunuz burada? Şu an şeyle başladık, atalık tohum nedir onunla başladık. Öğrencilerden gelen yanıtlar eski, zehirsiz, değişmeyen doğalların üzerine şekillendirdik. Sonra bunun gerçek gıdaya birleştirip aslında mutfağa dönüştürdük. Topraktan tabağa, yani farm to table üzerine konuşmalar yapıyoruz. Ya gastronomi öğrencileri artık yemek çok yapmaktan çok topraktan nasıl geldiğini de görmek zorunda iyi bir yemek yapabilmek için. İşte doğru mu? Zorunda. Zorunda. Artık neden? Zorunda çünkü var mı? Dünyanın kıt kaynaklarını hoyratça tüketiyoruz. Hmm. Bizler gastronomiciler olarak da bu tarafa bir farkındalık yaratıp öğrencilerimizi böyle yetiştirirsek hem atığı azaltmış oluruz hem dünyaya pozitif katkı sağlamış oluruz. Tohum denilince zihninizden, aklınızdan geçen kelime ne olabilir? Kerem? Bitki ve beslenme geçiyor aklımdan. Bitki ve beslenme. Beslenme evet. İçin bir tohuma ihtiyacımız var, bir ürüne ihtiyacımız var. Çok iyi. Alper? Bir de sağlıklı beslenme. Ya süpersin ya. Sağlıklı beslenme. Elif? Böyle sebzeler falan. Bir de... Sebzeler geçiyor. Tamam, çok güzel. Sen? Ekmek. Ekmek. Peki bir soru daha sorabilir miyim? Olur. Hazır mıyız? Evet. Çok iyi. Neden tohumları yaşatmak zorundayız? Çünkü beslenmemiz için. Ya çok müşrik. Bir daha söylesene yüksek bir sesle. Çünkü beslenmemiz için. Başka? Kerem? Eğer tohumları büyütmezsek... Tohumlar büyümediği için genellikle tahıl ürünleri alamayacağız buğdaydan genellikle ekmek gibi karbonhidrat içeren yiyecekler yapıldığı için karbonhidrat da fazla alamadığımız için vücudumuzdaki enerjimiz düşecek. Harikasın ya, harikasın. Elif? Tohumlar büyümezse hep aç kalırız, hep ekmek olmaz. O zaman şunu diyelim mi? Hı. Açlıkla karşı tohumları yaşatalım. Tohumları çoğaltalım. Ve toprağa ekelim. Topraktan da ürün elde edelim. Bazı bildiklerini çoğu insan bilmez. Karbonhidrattan girdi, oradan girdi, çıktı. İlgili misin? Genellikle onlarla ilgili değil. Benim genellikle daha çok ilgilendiğim şeyler karmaşık sistemler oluyor yani genellikle. Onunla da ilgilisin, gıdayla da ilgilisin. Evet. Engelli olduğun için mi? Evet, bir yandan öyle. Bir yandan da babam böyle aşçılara çok fazla önem verdiği için babamdan birkaç tane şey öğrendim. Bilgi öğrendim. Evet, aşçılara çok ilgili olduğu için ondan birkaç tane bilgi öğrenmiştim. Onlardan dolayı. Berker, bunun en büyüğü Norveç'te Svalbard adasında bir buzulların altında Norveçliler devasa bir tohum ambarı yaptılar, deposu yaptılar. Tüm tohumları biriktiriyorlar. Senin şu anda onlar kadar tohumun yok ama bayağı ilerledin. Bu işe nasıl başladın? Başlamam
Çocuğumun dünyaya gelmesiyle bir farkındalık oluştu. Nasıl sağlıklı besleyebilirim? İşim de gastronomi olduğu için yemek öncesindeki ürünlerin doğuş hikayelerini araştırmaya başladım. Çünkü gerçek gıdaya olan ihtiyacım, arayışım beni tohumlara sevk etti. 7-8 yıl oldu çocuğum dünyaya geldi ve sonrasında da bunları bir yerde saklama gerekliliği hissettim. Ama saklarken de şöyle bir köşe yazısı okumuştum. Tohumlar bankalarda yalnız kalıyor, ölüme terk ediliyor diye. Tohumların yaşaması gerektiğine inandım. Sadece yetiştirme olarak değil, insanların da çocukların başta tohumlara dokunması, geleceklerine dokunmasını istedim. Görmelerini istedim. Tohumların fiziklerini görmelerini istedim. Ve bir farkındalık oluşturmak için de burada eğitimler vermek istedim. Hep böyle rüyalara dalardım yattığımda. Hepsi gerçek oldu. Bu tohum ambarında kaç çeşit tohumum var? Şu an 425 envanter kaydımda tohum var. Peki yani 400 küsür ürün için 400'ünü de ekmen lazım ki tohumunu alacaksın. Var mı o kadar yerin? Yok, bostanım küçük ama burada yakında bir tesis var. Bakış açılarımız da benzerdir. Ekolojik bir tesistir. Oranın iki dönüm izole arazisinde de ambarın tohumlarını çoğaltıyoruz. Ama tabii şimdi ben de mesela ne tohumu var diyelim. Sıcak iklim tohumları var. Bunları mengende yetiştirmem çok olası değil. Çünkü burası güneşli gün sayımız çok fazla değil. Soğuk bir yer mengen. O yüzden iklime uygun olan tohumları ambarın bostanında ve diğer tesiste yetiştiriyoruz. Dağıtıyoruz. Diğer sıcak iklim bölgelerinde yetiştirmek istediğimiz tohumları gönüllerine paylaşıyoruz. Onlar tohum zamanı geldiğinde gönderdiğimiz kadarını bize geri gönderiyorlar. Burada bir tohum var, karpuz çekirdeği. Bakın ben şimdi görünce hatırladım. Benim çocukluğumda yediğimiz karpuzun çekirdeği böyleydi. Ya simsiyah değildi. Şimdi bunu fark ettim. Sen gösterince fark ettim. Bu şimdi atalık tohum. Evet, bu tohum Nardani Hanım'dan. Nardani Koşu'dan, evet. Öyle. Çok saygı duyuyorum kendisine. Oyalı karpuz, büyülü karpuz, dualı karpuz derler. Sedef kakma işçiliği gibi mesela üzerine motifler vardır. Arkasını çevirseniz orası da başka bir motiftir. Hiçbiri birbirine benzemez. Yerel karpuz türlerinden bir tanesi. Mesela bunlar az su ister yetişirken. Birçok atalık tohum zaten böyledir. Üç tane. Üç tane, bir tanesini yetiştirdim. Serada, şimdi cam serada. Çoğalacak değil mi? Tabii. Mesela bir tane görsün, maniye. Mesela bu safranbolu karabük. Maniye derler bunun ismine. Ha. Çok yumuşak. Mesela kasaya koyduğunuz zaman iki tane koyarsınız. Araya da kağıt koymanız gerekir. Üç tane koyduğunuz zaman o yumuşaklıkla beraber ağırlığıyla en alttakini ezebilir. O kadar güzel, tatlı bir domates türüdür. Tohumları alırken bir kriterim var. Evet, evet, bu çok önemli bir konu. Bunu paylaşmak lazım. Tohumları alırken gönüllüden benim ilk başta görüştüğüm ve dokümanda paylaştığım soru şu: tarım zehri kullanıyor muyuz? Tarım zehirlerine bizim karşı bir duruşumuz vardır. Bunun yerine alternatif çözümler sunarız tarım ilaçları konusunda. Ve ne kadar alana, ne kadar zamandır ekiyor? Yerel ağızda bir ismi var mı? İzole bir alan mı? Yakınında başka tarımsal faaliyetler var mı? Bunların sorularını aldıktan sonra ambara tohumu kabul ediyoruz. Envanter kaydını alıyoruz ve yaşatmak için zamanı geldiğinde, yani mevsimi geldiğinde üretime geçiyoruz. Ambar onarıcı yapı. Uh-huh. Yani ileri dönüşüm mantığıyla yapılmış bir yapı. Eski ahşapları kullandık. Burada mesela 110 küsur yıllık bir evin tavan ahşabını duvar uygulamasını da gerçekleştirdik. Kerpiç, cam. Kerpiç de yani insanoğlunun ilk yaşam yapı malzemelerinden bir tanesi ve sağlıklı ve sürdürülebilir bir malzeme olduğu için bunu kullandık. Ve cam. Burada şunu anlatmaya çalışıyoruz. Hem de bir hikaye ve bir döngü var. İnsanoğlu önce ahşapla tanıştı. Sonra yapı malzemesi olarak yaşam alanında kerpiçi ve sonrasında cam hayatına girdi. Burada bu süreci göstermek istiyoruz. Evet. Bu tohumlar yeni geldi. Daha envanter kaydını almadım. Nereden geldi bu? Bunlar eşimin teyzesinden geldi.
Ankara'dan geldi. Karpuz. Şimdi karpuz mu? Bunlar, evet, o karpuz. Onları ayrıca açacağız da. Bunlar kabak Güven Bey. Değişik bir kabak türü. Tohumluğa kalmış. Nasıl? Bakın, kabak? Bildiğimiz. Bal kabağı. Bal kabağı değil, yemeklik. Yemeklik kabak. Ha, küçük kabak, evet. Ambarda var mıydı bunlarda? Şimdi bende ambarda ne vardı? Bu var mı? Bunlar midyat kavunu vardı. Midyat kavunu da böyle içerisinde dondurma koyup yersiniz yani. Hmm. Öyle. O kavun türlerinden. Bu kavun... Ya bu şimdi senin envanterine girecek, evet, yeni tohum. Evet. Sizle beraber ilk defa ben de yeni açıyorum. Bu karpuz? Bu sarı karpuz var ama kışlık yoktu. Kışlık yoktu. Evet. Tamam. Tohum ambarının lokomotifi bu ahşap malzemeler. Evet. Doğru mu? Evet. Siz bunun neresindesiniz? Ben bunun neresindeyim? Eşler arka, eşler hep arkada olur. Derler ki hep eşim arkada. Ben bunun psikolojik destek kısmındayım desem doğru olur mu acaba? Evet, fiilen çok aktif olamasam da geri planda her türlü destekliyorum. Ve elimden ne geliyorsa tabii ki yardımcı olmaya çalışıyorum. Zorluğu var mı? Keyif aldıktan sonra o zorlukları zaten görmüyorsunuz. Önemli olan işinizi severek yapmak. Bir de hiçbir yere kıpırdayamıyor zaten. Ya bahçede ya burada. Bir yere gidemez zaten. O yüzden zaten her şey problemsiz devam ediyor. Yani bizde şehirlerde dışarı çıktı mı, kaçta geleceksin diye soruyorlar. Burada sormuyorsunuz herhalde. Burada sormuyoruz çünkü nerede olduğu alan olarak belli olduğu için... Belki bir şey sizin araziyi kullanıyor. Evet, çok memnunuz bu durumdan. Beraber işbirliği içerisinde güzel bir şekilde ilerliyoruz. Siz ne yapıyorsunuz siz de burada? Biz kendi fasulyelerimizi üretiyoruz. Biz de yine ata tohumlarımızla yola devam ediyoruz. Geçen yıl da ekimlerimizi yaptık. Bu yıl yine aynı şekilde Berker Hocam'la beraber malçladığımız bir alan var. Oraya domates fidelerimizi de ektik. Geçen yıl en fazla verim aldığımız ürünler dolma biberi, sivri biber ve sakız kabağıydı. Bu yıl yine aynı ürünleri daha fazla oranda yaptık. Bu şekilde. Tohumları nereden buldunuz? Yani bir kısmını Berker hocamızdan, bir kısmını buradaki yerli halktan aldığımız ata tohumları. Gördüğümüz bu sistemi permakültürde de var herhalde, değil mi? Bu sistem herkes yapabilir. Nedir bunun özelliği? Bunun aslında özelliğine bir geri dönüşüm var. Hügel kalçır. Hügel kültürü diye geçiyor. Altta karbon beslemesi var Güven Bey. Önce bir ahşapla çeviriyoruz. Ya başka bir madde de olabilir bu. Yüzeydeki toprağı kazıyoruz. Verimli toprak 15 santimliği. Sonra altında büyük odunlar. Küçülle küçülle yüksek bir kademe oluşturuyoruz. Bunlar mesela budama sonrası çıkan dallar. Değerlendirmek için en güzel yöntemlerden bir tanesi. Sonra yaydığımız toprağı geri seriyoruz üzerine. Kompostumuz varsa üzerine yayabiliriz. Hafif bir solucan gübresiyle besleme yapabiliriz. Şimdi mesela biraz sonra fidelerimizi ekeceğiz. Yaseminler, biz şu an elimizde yokmuş saman. Biz çıktıktan sonra ayarlayacaklar. Ve malçlama, samanla kaplamayı yapacaklar. Alttaki nemliliği korumak için. Su hasatı için herhalde. Hem su hasatı için hem su hasatı nemliliği korumak için. Yani bunu niye böyle yükseltiyorsunuz da bunun gibi toprakta yapmıyorsunuz? Evet. Neden? Çünkü ezmiyoruz. Burasının tarım arazisi, ekilebilir arazi olduğu belli oluyor. Bu çok önemli. Hmm. Çünkü ezdiğimiz yerde sıkışan toprakta oksijen girişi çok az oluyor. Bu da verimliliği düşürüyor.
Orijinal mi? Orijinal. Hepsi orijinal. Biz de yapay yok. Bu ne şimdi? Şey, fasulye mi? Bu fasulye. Bu sırık dikiliyor. Kaç yıldır sizde bu tohum? Oldum olası. Oldum. Ben yıllardır. Ben burada doğma büyüme, ata ocağı, baba ocağı. Bu evin, bu evde büyüdüm, bu evi yaptım, oraya geçtim. Eşim damat. Ha, siz buradasınız. Burada büyüdüm. Ben ektiğim, kullandığım fasulyeler bunlar. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5 çeşit mi fasulye? Beş. Kaç? 5 çeşit. 5 çeşit fasulye var. Buradaki... Bak ne demiş? 40 gün. Bu ilk evvela ekiyoruz. Mesela Nisan ayında ekiyoruz. 40 günde bitiyor. Ve buna çomak dikmiyoruz. Sırık dikmiyoruz. Sırık dikmiyorsunuz. 40 günün içinde... Ürününü alıp yiyoruz. Bu? Bu değil. Bu bakla. Bayağı gider. Ha, o bayağı gider. 6 ay falan sürer gider. Ben hiç öyle bakla görmüyorum. Biz görüyoruz böyle yuva şey. Fasulye de ismi peygamber baklası. Peygamber baklası. Peygamber baklası. Çizgisinden kaynaklı galiba. Hı-hı. Değil mi Hacer teyze? Sizde var mıydı? Bundan peygamber baklasından bende yoktu. Şimdi bir tane daha mı ekliyorsunuz? Bir tane daha ekliyoruz sizle beraber. Tamam. Tohumunu alıyorum. Eylül, Ekim aylarında tekrar şalgamı girekiyorum. Süper. Süper. Aynısını göstereceğim de onun için sana araya gireyim dedim. Hatice Hanım çok tatlı. Berker Bey ile çok güzel bir takas gerçekleştirdiler. Kendisi fasulyelerini verdi. Bir sürü fasulyesi vardı. Berker de ona mısır verdi. Siyah fasulye verdi ve domates fidesini verdi. Böylelikle takısını gerçekleştirmiş oldu. Berker'in buradan kazancı tohum ambarı için bir iki yeni ürün eklemiş oldu tohum ambarına. Kazançlı çıktı. Ama kirli çıkın Hacer Hanım. Onda daha çok şey var. Konuştukça da çıkıyor. Tohum takası ve tohumlar, atalık tohumlar bu şekilde Türkiye'ye yayılıyor. Umarım daha da yaygınlaşır. Hafta bir başka yerde, bir başka hikayede buluşmak üzere. Hoşça kalın.